Gel oğlum. Hadi bana. Selamun aleyküm arkadaşlar. Baronu saldık. Geldi sağ salim. Hadi gel oğlum. Hadi bana. Aferin. Bak kok, bu böyle bu çözdüğün zaman bir şey yapmaz abi. Koklar, koklar. Bağlıyken çok şanslıyor ya. Abi sen şu kamerayı tut da ben onu hazır gelmişken bağlayayım abi ya. Bağla aynen. Bayağıdır tur attı. Aferin oğluma. Şimdi iner aşağı. Lady kızandı ya, unuttum. Arkadan onu hemen. Morsan. Ortalık yıkılmaz. Aynen. Yerine gidiyor herhalde zaten. Vallahi maşallah ya. Ya bu var ya harbiden adam ya adam. Acayip bir şey. Ya. Dolaştı geldi bağlandı. Ama keyfi yerine geldi. Demin ot arıyordu ya, emin ol buldu yedi. Duruşu değişti hayvan. Sen geç dışarı abi. Ben geçeyim de geç. Bağlandıktan sonra onun hareketleri değişir. Tamam. Susun lan. Susun. Ver abi bana şeyi. Tamam. Evet arkadaşlar, baronu çözdük. Baron gezdi geldi. Yarasını da görün. Bakın yarası da iyileşti. Korsan. Evet arkadaşlar, hazır buradan videoya başlamıştık. Şöyle size göstereyim. Baron'un ve Reyna'nın mekanı kullanmaya hazır. Çok ufak bir işleri kaldı. İçerinin sıvası, işte kalekim çekilecek falan filan. İçerisinin o işleri kaldı. Görüyorsunuz kulübenin boyası da bir harika. Yaşar abi kulübeyi kendi özel boyadı. Arka taraf bu şekilde. Evet görüyorsunuz, şimdi içeriye de gireceğim. Kulübe 10 numara oldu abi. Ben çok beğendim. Baronla Reyna da beğenecektir eminim. Şimdi içerisinin sıvası yapılacak arkadaşlar. Ondan sonra kalekim falan. Orası da bir güzelleşecek. Ondan sonra döşeme işi kalıyor. Onu da yapacağım ben. Evet, taş duvar. Şekli çok güzel oldu ya. Yaşar abi eline sağlık. Mehmet Usta senin de eline sağlık. Hepinizin eline sağlık. Evet inşallah. Kulübeyi çektin mi etrafında? Çektim. Aynen, bu şeyler bir kalksa o zaman ortaya çıkacaktı abi. Her yer karma karışık. Şimdi çok iyi olmuyor ama sıkışık bir şekilde çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet. Şu karşı taraflar da olacak. Korsanın durduğu yerler falan da yapılacak. Şu şimdi kulübenin üstte fazlalık olan demirler kesilecek. Yarın inşallah kapı gelecek arkadaşlar. Geldikten sonra artık içeri köpekleri koyabiliriz. Çay oldu mu? Su kaynıyor. Bardak var mı? Getireyim mi? Var. Şimdi bana çok kişi yazıyor. Ustalarla irtibata geçmek için. Ben hatta Rize'de birkaç arkadaşım var. Onlar da çok beğendiler bu taş duvar işini. Kendi bahçelerine falan yaptıracaklar. Mehmet Usta senin telefonunu vereyim mi ya? Burada sen ver hatta. Ulaşmak isteyen sana ulaşsın. Ama siz iki kişi var yani sıralama diye zaten. Tabii ya, verelim sen numaranı ver kardeşim. Taş
0553. Evet. 066. Evet. 8261. 8261. Evet. Mehmet Bey'in telefonu. Bu taş duvar şeklini yapmak isteyenler evine, bahçesine Mehmet'e ulaşabilir. Sanatın örneğini burada görüyorsunuz. Ona göre siz de kendi evinizi, bahçenizi güzelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Parayı yastık altına koyacağına gözünüzün önünde dursun. Benim bak gözümün önünde duruyor. Şu an bakıyorum abi. Bu da bir yatırımdır ya. Her gün paralarıma bakıyorum. Bu da bir yatırımdır yani. Geliyorum şimdi. Bakın burası da güzelleşiyor arkadaşlar. Burası çok kötüydü biliyorsunuz. Yani çok kötüydü. Hatta evin en kötü yeri burasıydı arkadaşlar. Burayı da Allah'a şükür bir düzene sokup bitireceğiz. Kümesi falan yıktım. Tavuklar artık köpek kulübesinde kalacak. Zaten 5 taneler. Kafalarına göre takıldıkları için onlar kapıları yok. Gezip tozuyorlar. Buralarda bitince zaten bu evin, bakın burada bir oda var. Burayı ahır diyorum ya. Ahır gibi değil de. Yani hayvan yok orada, inek falan yok. Burası köpeklerin serinleme odası, dinlenme odası. Yaramazlık yapanı koyduğumuz oda. Böyle misafir falan geldiği zaman bizim işimizi görüyor. Burayı o yüzden böyle güzelleştirdik, kapısını, penceresini. Neydi? Lady de çiftleşmek istiyor arkadaşlar ya. Kaldım beleye ya. Bu da ağlıyor ya. Lady. Baksana her tarafı kan revan yaptı ya. Oğlum ne kadar kanamasız tuttu bunu ya. Ne oldu? Bak şimdi çatal aldım. Benim çayımlar da kardeş, bu şeker size. Şimdi diyor, ye diyor baba diyor. Al elini diyor çatalı diyor, aldım. Pablo. Aferin. Pablo. Şimdi burayı da yapacağız arkadaşlar. Burada, buradaki sistemde arka tarafa doğru, arkada yapacağız kulübeyi. Şurada bir duvar olacak. Alt kısım yol olacak. Yani orayı, çünkü orayı da kapatacağım. Köpekleri dışarı çıkmasın diye. Güzel bir şey çıkaracağız inşallah. Bakalım bir işler bitsin. Bu tahta yığınıklık kalksın buradan. Ondan sonra oraya başlayacağız. Yolculara kafayı taktın. Ne yaptın, ne yaptın? Niye? Ya ne diyor sana? Otobüste diyor yolculuk yapıyorsun diyor baba diyor. Şimdi ilk durağa geldin diyor. Durakta diyor iki yolcu indi diyor. Beş kişi bindi diyor. Ne oğlum dedim. Tam diyor otobüs kalktı diyor. Bir baktım diyor radyoda diyor Trabzon Fenerbahçe maçı diyor. O arada diyor Trabzon diyor Fener'e diyor 3 tane atmış diyor. Fener diyor işte Trabzon'a 2 tane atmış diyor. Öyle diyor radyo dinliyor. Sonra gidiyorsun diyor. Öbür durakta diyor. İşte 5 yolcu daha indi diyor. 8 yolcu bindi diyor. Oğlum ben son durağa bir geldim diyor. Oğlum ben baba diyor Fener Trabzon maçı kaç kaç bitmişti diyor. Sen yolcuları hesaplarken kalkın diye sana Fener Trabzon maçı kaç kaç bitti. Ulan dedim dalga mı geçiyor? Çocuk başladı gülme. Makarayı alıyor musun 8 yaşında uşak ki?
Baron. Adam ya. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz yani köpek yürüyüşe çıktı. Yukarı çıkmıştım hemen Yaşar abi. Ben de onunla beraber çıktım. Arabadan bir şey alacaktım. Dedim o sırada Baron'u da çağırayım gelsin. Baron'u da çağırdım zaten geliyormuş. Geldi arkadaşlar. Kulübesini biliyor. Kulübesinin orada bağlanmak için beni bekliyor. Yani sadece bu saraya yani eskiden diyorduk ya buraya saray. Şu an adı saray maray değil. Sadece yani bu kafesine girmek için beklemiyor arkadaşlar. Bağlı olduğu yeri biliyor hayvan. Orada beni bekliyor ya. Ben bunun aklını yiyeyim ya. Ben her zaman diyorum yani bunda olan akıl insanlarda çoğu insanlarda yok ya. Arkadaşlar burada her yani bakın gün aşırı demiyorum her gün yani böyle büyük hastalık cenaze falan düğün müğün vesaire bir şey olmadığı sürece yağmur mağmur fark etmiyor soğuğu fark etmiyor her gün Baron çıkacak yürüyüşünü gezisini yapacak bazı gün iki kere bazı gün üç kere ama en kötü şekilde bir kere çıkacak benle olsa da benle olmasa da mesela bugün bensiz yürüdü. Zaten dışarıda da çözdüm yürüdü geldi. Aslında çözmüyordum. Yani Yaşar abi de diyor. Yani olacak varsa oluyor diye. Yani şimdi sen yanında olsan da olur. Olmasan da olur. Yani olacak bir şey olacaksa oluyor. Ben sakınıyoruz diye çözmeyelim dedik ama artık öyle yapmayacağım yani. Bir şey varsa başımıza Allah yazdıysa bunu çekeceğiz. Artık yani yarın öbür gün başka bir şey olur. Olur olur yapacak bir şey yok yani. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Baron. Videoyu kapatacağım arkadaşlar. Resim alıyorum. Sonra demeyin video kapatıyorum dedin gene kapatmadın.